Değerli konuklarımız merhaba. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi YouTube kanalından sunmakta olduğumuz Okan Murat Öztürk'le Salı Söyleşilerine hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli, çok yönlü bir konuğumuz bizlerle. Doktor Ayhan Sarı, sevgili Ayhancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Canım benim. Değerli konuklarımız Ayhan Sarı benim çok değerli dostlarımdan ama müzikolog olarak, sanatçı olarak, koro şefi olarak, TRT dış yapımcı olarak aynı zamanda Türkiye'ye akademik anlamda da çok önemli paylaşımların yapılmasına imkan veren musikidergisi.net'in ve .com'un hem kurucusu hem genel yayın yönetmeni olarak, editörü olarak ve en son önemli görevlerinden birisi de İstanbul Müzik Müzesi Müdürü olarak çok değerli katkılar sağlamış ve sağlamaya devam eden çok kıymetli bir insan, bir kültür insanı, bir müzik insanı. Dolayısıyla Ayhan Sarı'yı burada ağırlamaktan kendi adıma büyük mutluluk duyuyorum. Ve çok yönlü olması nedeniyle de sizleri içerik bakımından oldukça zengin bir söyleşi beklediğini peşinen de dile getirmek isterim. Ayhancığım, biliyorum alan çok geniş, üzerinde konuşabileceğimiz çok fazla konu var. Ama öncelikle özellikle Türk kültürü açısından, Anadolu açısından ve Türk dünyası açısından çalgılarla istersen bir başlayalım. Sonra adım adım orkestra, müze, müzikoloji vesaire gibi konulara değinerek söyleşimizde yol almaya başlayalım. Tamam, harika olur. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Seninle birlikte olmak, seninle sohbet etmek çok güzel. Senin müzikal kimliğinin yanı sıra müzikolog kimliğinle de seninle birlikte olmak, seni Çok takdirle teşekkür ederim. burada karşılıklı olmak çok güzel. Çok Evet, teşekkür ederim. çalgılar müzik dünyamızda, insanların dünyasında aslında yanı başımızda olup da hani böyle kıymetli olduğunu anlamadığımız nesneler olur, şeyler olur hayatımızda, yanı başımızda. Çalgılar da öyle aslında, sadece biraz bir düşünme şekli gerektiriyor. Evet. Biz bu çalgılar coğrafyası diyoruz, çalgıların yolculuğu diyoruz, bir kültürel coğrafya diyoruz. Biliyoruz ki günümüzde artık bir coğrafya, kültürel coğrafya birlikteliği ne doğru gidiyoruz. Evet. Yani bu gerek ekonomik, gerek kültürel, gerekse insanların yaşama şekli olarak bu çok önemli. Bu çalgıların yolculuğu da burada kültürel yolculuğumuzu belirleme açısından önem arz ediyor. Bu insanları birleştiren unsurlardan. Çünkü bu Kesinlikle. çalgıların seslendirdiği ezgiler ortak ezgiler. Sadece yerel manada toplumlar kendilerine özgü çalgıları geliştirmişler. Herkesin kendine özgü bir ana çalgısı olmuş. Onun etrafında gelişmiş. Örneğin işte biz de kopuz diyoruz ama kopuz dediğimizde birçok çalgı Tabii. canlanıyor Tabii. kafamızda. Sadece bağlama değil, detayına girdiğimizde durumun Tabii. böyle olduğunu, demir kopuz diyoruz, demir kumuz diyoruz. Sadece ağızda çalınan bir de titreşen bir demir. Bu Evet. nedenle çalgıların birlikteliğinden, özgün tınılarından yola çıkarak, Evet. kendi özel tınılarından yola çıkarak bu çalgıları bir orkestra içinde birleştirmeye doğru Evet. gittiğimizde ancak çağımızı yakalama Senin o yönde ya bir temel bir görüşün var değil mi? Yani çalgılarımızı bir orkestra disiplini içinde değerlendirmek. Hem eğitim açısından hem biz icra açısından. Evet. evet yani yoksa çalgılarımızı tekil olarak değerlendirdiğimizde geleneksel müziklerde yapıldığı gibi çalgılarımız tekil olarak bir değer ve onları icra eden icracılarımız da virtüözlerimiz de kendi içinde büyük bir değer. Biz bunları tekil olarak biliyoruz. Fakat bu çalgıların toplu olarak icrasından nasıl bir müzik çıkacak? Bir müzik disiplininin ortaya çıkması da gerekiyor. Evet. Ama kimine göre de gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Çünkü herkesin konuyu kavrama kapasitesi veyahut da kavrama anlayışı var. Buna Tabii. kapasite mi deriz, anlayış mı deriz? Tabii. Bunlar Tabii. tabii ki değişiyor. Tabii. Ama şurası bir gerçek ki tek çalgı ile tek birkaç oda müziği
bir oda müziği grubu ile büyük bir çalgı grubunun, ses grubunun birlikte tınlamasını herhalde hepimiz dinlemişizdir. Evet. Çok o çalgı olduğunda, çok ses olduğunda ve de bunlar disiplinli bir şekilde güzel bir bestede, iyi bestelenmiş, iyi çalgılaması, orkestralama yazısı yapılmış bir bestede duyulduğunda insanın tüylerini diken diken edecek. Kesinlikle. Ve büyük bir görkem uyandıracak. Orkestra, orkestral müzik ile bireysel müzik arasında ikisi de içinde büyük bir değer. Bizim bunu geliştirmemiz için işte geçen bunu söylüyorum. Türk müziğinde melek üçgeni diyoruz. Evet. İşte besteci, icracı evet. ve çalgı yapımcısı. Evet. Çok çünkü önemli. Besteci müziği üretecek. Hı-hı. Çünkü besteci olmazsa müzik olmaz. Hı-hı. İcracı bunu seslendirecek. Hı-hı. Ama bestecinin yaptığı çalgılama, orkestralamaya göre de uygun bir çalgı, icra yetenekleri geliştirilmiş, tınısı güzel olan, kulağa hoş gelecek olan bir çalgı imalinde evet. çalgı yapımcısıyla ilgili bir olay. Bunların üçünün bir arada, besteci kimi zaman değişik çalgılar isteyebilir. Tabii ki burada organolog da devreye giriyor. Tabii. Çünkü bir müzisyenin tüm çalgıları bilmesi gerekmez. Bilmeyebilir de ama bir organolog dünyadaki tüm çalgıları, tüm bu çalgı yapısını, çalgıların birbirleriyle olan akrabasını, çalgıların yolculuklarını bilir, bilmesi evet. Gerek. Henüz Türkiye'de bu organoloji meselesi de çalgıyı toplayıp bir kenara koyma olarak algılanıyor. Doğru. Ki bu doğru bir şey değil. Değil. Ha bir sigara paketini yan yana koymuşsun, sigara paketi pul koleksiyonu yapmışsın, ha çalgıları yan yana koymuşsun, bir tarafa koymuşsun. Bunun hiçbir önemi yok. Doğru. Eğer sen bu çalgının tınısını, özgün özelliklerini kültürüne katamıyorsan, dağarcığına katamıyorsan, bu sadece klasik bir müze olur. Doğru. Örneğin kalun çalgısının, kalun dediğimizde bugün çoğu insan ne algılar? Kanun algılar, gerçekten bir kanuna benzer ama icra açısından biraz farklı. Evet. Kalın Uygur özerk bölgesinde çalınan, evet. Yine kanun gibi yamuk ama daha küçük evet. bir çalgı. Örneğin açık telli çalgılarda cetigen biliyorsunuz Orta Asya'da C harfiyle, evet, telaffuzdan kaynaklı. Y oluyor bize geldiğinde, yatugan, cetigen şeklinde. Örneğin yatugan Orta Asya'da bir Türk çalgısıdır. Ve doğuya gittiğinde koto evet. olmuştur. Batıya geldiğinde kanuna dönüşmüştür. Evet. Ve kanunun da en gelişmişini biz 19. yüzyılda işte Kanuni Ömer Efendi mandallı kanun. Mandal sistemini ekleyerek, evet. Mandal sistemini 1870'lerde evet. icat etmesiyle. O zaman tabii ki mandal sistemi tekil mandal. Sadece tabii. Diyez bemole yönelik henüz şeyler yapılmıyordu. Komalı mandallar tabii. yoktu. Gelin ama biraz seviyesini yükseltip alçaltmak için, evet. Komaları baş parmağını, sol elinin baş parmağını bastırarak elde ediyordu. Koma meselesi de bizim temperaman müzikle, senfonik orkestral müzikle aramızdaki en büyük değer. Evet. Çünkü müzik kulak olarak aşama kaydedildiği sürece temperaman sesler yeterli gelmiyor. Doğru. Ki günümüzde de senfonik orkestra tatmin kulağı müziğe doymuş, müzikte belli bir aşamaya gelmiş kulağı senfonik orkestranın yaptığı müzik artık tatmin etmiyor, yetersiz geliyor. Belki çalgıların kendi içindeki trafiğini izlemek,
O çalgıların hareketlerini, birbirleriyle konuşmalarını izlemek, belki beynimizde bir hareket, bir devinim, dinamizm yaratıyor. Ama evet, evet. Sesler buraya çok işlemiyor. Çünkü evet, bizim coğrafyamız da farklı. Buradan da kaynaklanıyor bu. Bu yani, müziğin biraz da kültürel boyutu zaten. Yani bu çeşitlilik olmasa o zaman değişik müzik kültürleri var olmayacak. Başka müzik estetikleri var olmayacak. Tını ses arayışları ve çalgı teknikleri gelişmeyecek. Çalgı materyalleri denenmeyecek. Dolayısıyla bu aslında müziğin bütün dünya ölçeğine vurduğunda belki en önemli, en zengin, en hoş taraflarından birisi yani bu çeşitlilik. Kesinlikle. İşte bizim bu çeşitliliği geleneksel manada, orkestral manaya doğru değerlendirmemiz gerekiyor. 1950'lerde Hasan Ferit Alnar dünyanın ilk kanun konçertosunu yazıyor. Evet. Ve ama bu kanun konçertosu oda müziği orkestrası için yazıyor. İşte kuartet için yazılıyor. Sonra yaylılar orkestrası için eşliğinde Avusturya konsolosluğunda seslendiriliyor. Ve daha sonra ta ki 1980'lerde ilk kez Ruhi Ayengil bunu seslendirebiliyor. Evet. Düşünün, 1950'de yazılmış, tabii, 1980'de bestecisinden sonra ilk seslendirmesi yapılabiliyor. Şimdi burada birçok etken var. Tabii. Çünkü o kanun konçertosunu çalabilecek bir kanun icraatçısı yetişmiyor. Bu bilince sahip, orkestral bilinçte çok sesli olarak çalabilecek bir Türk müzikçisi yok. Türk müziği kemancıları 10 tanesi bir araya geldiğinde aynı sesi çıkaramıyor. Tabii onun birçok sebebi. Bu da bir tabii disiplin gerektiriyor. Biz tabii şimdi kemençe kuarteti Türk müziği orkestrasına temel oluşturacak kemençe kuarteti yaptık. 1933'te Aray, Hüseyin Selçuk Aray ve Doktor Zühtü Rüzzati ile birlikte yaptıkları kemençe kuartetin ardından 1980'lerde de yapılmaya bir girişim oldu. Biz şimdi 2020 yılında bunun aynı daha gelişmiş tarzında olanı yaptık. Tabii ki şimdi düşünüyoruz 10 tane kemençeci yan yana geldiğinde aynı sesi çıkarabilecekler mi acaba tırnak yüzeyiyle çalınabilen çalgıda? Hep bunları aşmamız gerekecek. Ama evet, şu var ki Batı'da Avrupa müziği de kendi orkestrasını kurmak için 19. yüzyılda çalgılar arasındaki entonasyon sorununu aşmak için büyük çabalar, büyük çalışmalar, büyük problemleri tabii aşmak zorunda kaldı. Örneğin ağaç üflemelilerin benzeşimli tınısı nedir? Benzeşimli tını ağaç üflemelilerin obva ile yan flüt. Evet. Yan flüt o zaman ağaçtı. Evet. Obva'nın çok ince bir sesi var. Flütün de ince bir sesi var. Flütün, yan flütün bir de bir incesi daha yapıldı. Piccolo. Evet. Piccolo ile obva birbirine birisi çift kamışlı çaldı, birisi ise yandan üflenen. Birisi zurna tipi. Evet, evet. Çaldı obva. Flüt ise yandan üflenen bir çaldı. Fakat tınılarında büyük kakışmalar, yani evet, orkestra olarak şey yapıldı değerlendirildiğinde, evet, bir hoşa gitmeyen bir tını ortaya çıkıyordu ve bunu aşmak için evet çalışmalar yaptılar, denemeler yaptılar ve bu ne çıkardı ortaya? Hangi çalgıların hangi bölgesi, hangi çalgıyla birlikte kullanılırsa kulağa güzel olarak gelir. Bu nedenle orkestra müziğinin olması bir seslenim alanının, müziğin görkeminin ortaya çıkması açısından önemli. Şimdi kanun konçertosu dedik. 1980, ondan sonra Tahir Aydoğdu seslendirdi. Evet, ondan sonra Halil Altınköprü seslendirdi. Ve Halil Altınköprü benim zamanımda benim korumda kanun evet çaldığı için ortaokul yıllarından sonra konservatuvarda ve şimdi de İzmir Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda kanun konçertosunu seslendiren üçüncü kanun sanatçımız. Evet. Halil'e dedim ki sen dedim burada rast makamını çalarken şey yapıyor musun? Rast makamının o segah sesini kendine özgü sesini, entonasyonunu evet. Bunu basıyor musun? Yok hocam dedi, basamıyorum. Bastırmıyorlar öyle. Yani dedim o zaman şey çıkmıyor.
Yani kanunun boş, hayır hocam diyorum, şeyini basmak lazım. E diyorum sen kadans yapıyorsun. Hiç olmazsa yaptığın kadansta, durguda senin özgür bir alanın var. Çok konçertolarda. Orada sola yapıyorsun, taksim yapıyorsun. Orada hiç olmazsa şeyi vermiyor musun Türk müziğinin o şeyini? Yok hocam diyor, şey yaptı Rengin Gökmen şey yapıyor o zaman. Ki o Tam konserde Teraman ben de içinde. vardım. Evet. O konserde ben de vardım. İsmet, bu Evet. arada İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki 3. seslendirim konserinde. Gerçekten de. E tabii o zaman bizim icracılarımız o orkestraya karşı bu sesini çıkaramıyordu. Şef ne derse hayır tamperaman olacak. Yani niye tamperaman olsun? Ve yıllar sonra Iraklı besteci Katar Senfonisi'ni besteledi. Evet. Katar Senfonisi'ni bestelerken Polonya'dan bir klarnetçi, bir de violonsel solo Evet. veriyor. Fakat Polonyalı klarnetçi diyor ki, hayır diyor, ben sizin söylediğiniz tarzda diyor bu klarneti çalamam diyor. Çünkü o makamsal bir solo istiyor. Tüm orkestradan da makamsal bir keman istiyor. Evet. Bu Yani aslında çok manidar. Ayhancığım şöyle izninle bir küçük bir şey ekleyeyim. Şimdi ben senin bu anlattıklarını birçok yönden düşünüyorum. Yani bunun eğitsel boyutları olacak, metotlaşma ile ilgili boyutları olacak, şeflikle ilgili boyutları olacak, bestecilikle ilgili boyutları olacak. Bütün bir orkestra disiplini için belirttiğin türden enstrümantasyon boyutları olacak. Çok evet. iyi araştırmalar yapılacak. Sonra o beraber çalma ile ilgili çok uzun soluklu deneysel provalar, çalışmalar, uygulamalar, kayıtlar gerçekleştirilecek. Dolayısıyla sen aslında çok ciddi bir dönüşümden, büyük bir yeni bir oluşumdan bahsediyorsun. Ve böyle bir boyut olduğunda tabiri caizse bir büyük ses üreten bir Türk müziği çalgılarıyla oluşturulmuş bir orkestral anlayış. Aklıma şeyi getirdi. Tamburi Cemil Bey'in vefat etmeden önce biliyorsun öyle bir büyük ses çıkarma şeyi var. Vapur sesi Evet. diyor. Yani Fatih. bir büyük ses özlemi arayışı. Yani bunu bu yönüyle çok kıymetli buluyorum. Fakat günümüz şartlarında düşündüğümde bu popüler alanların yaygınlığını, teknolojiyi düşündüğümde bu bana denemeye mutlaka, yatırım yapmaya mutlaka açık bir alan. Ama günümüz şartlar açısından baktığımızda da gerçekleştirilme şartları sanki giderek daha çok zorlaşan bir konu gibi geliyor. Çünkü icracılarımızın hepsi o kadar bireysel odaklı yetişiyor ve öyle bir motivasyona sahipler ki bu tür bir beraber çalma disiplinine gelmek, bir besteci yetiştirmeye dönük bir eğitim altyapısı verebilecek duruma gelmek, bu konuları nasıl değerlendiriyorsun? Yani Çok doğru diyorsun. konservatuvarlarımız, mevcut icra kurumlarımız, eğitim altyapımız bunlara uygun mu? Çok doğru diyorsun. Ben de bunu düşünüyorum. Yani biz daha diyorum orkestramızı ortaya koyamadık ama bireysel icra daha ön planda şu anda. Hiçbir konservatuvarımızda, müzik okulumuzda orkestra yok. Doğru. Koro yok. Yok. Şimdi koro söyleme toplumu birleştiren büyük bir unsur. Evet. Yani tüm dünyada her yerde korolar var. Türkiye'de de 5.000 tane koro var. Evet. Bu koroların yanında seçilen çalgıların işte orkestral manada rastlamsal olarak çalgılar 2 ud, 5 tane kanun, bir tane darbuka, o bu sana orkestra tarzında müzikle yapılıyor. İşin bir bu koro boyutu var. Bir de bireysel icraların ön plana çıkması boyutu var. Fakat ben bunun müziğin kendi yolunu kendisi bulması olarak bir yönlendirme olmadığı için olduğunu düşünüyorum. Tabii, Yani tabii. biz şimdi bu çalışma yapsak da bizim her okulumuzda bir orkestra olsa, bu orkestralardan dandik sesler çıksa, ha deriz ki tutmuyor bu iş, olmuyor yani. Ama bunun biz denemesini yapabilecek bir öğretim kadrosuna sahip. Aynen Yani öyle. bizden önceki ustalar bu Türk müziği konservatuvarlarının bir okullulaşmayı kurdular. Ama bunun içini dolduramadılar. Bilgiye ulaşmak kolay. Önemli olan bilgiyi yönetmek. Doğru. Biz bilgiyi yönetemiyoruz. Çok doğru. Bilgiyi yönetecek beynimizin işleme şeklini
veremiyoruz. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bu konuda sen bilgi verirsen çok sevinirim. Şimdi medeniyet iddiası olan ülkelerde müzik müzesi kavramı bence çok özel ve çok anlamlı bir yerde duruyor bir proje olarak baktığımızda. Yani bunu hani kişisel düşünmeyelim, devlet açısından düşündüğümüzde de yani biz varız demenin en etkili yollarından birisi. Peki Türkiye Müzik Müzesi konusuna biraz geç kalmadı mı? Dolayısıyla şimdiki durumda da neler yapılmakta, neler yapılacak? Oraya da biraz değinirsen sevinirim. Tabii dünyada müzik müzeleri çok havalı yerler. Aynen. Ve çok önceden kuruluşları var. Bu birdenbire de kurulacak bir şey değil. Yani birdenbire getir oradan 20 tane saz, getir oradan 10 tane şundan bundan getir şeklinde değil tabii. Müzeye Değil. konacak nesnelerin de bazı özelliklerinin olması gerekiyor. Bu Evet. özelliklerin ne olacağı konusunda henüz tartışmalar var. Bir tek Ethem Uyungör'ün belirlediği 6-7 madde var. O 6-7 madde tabii çok yetersiz madde. Hemen herkes çünkü topu topu bir tek Ethem Uyungör'ün topladığı çalgılar şu anda biliniyor koleksiyon olarak. İşte birkaç tane İzmir'de müzik müzesi var. Afyon'da Wolfgang Ott'un Almanya'da toplayıp tüm dünyayı gezerken topladığı çalgılarını Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne hediye etmesiyle oluşturulan ve orada İbrahim Alimoğlu koleksiyonerin topladığı bir takım çalgıların birleştirilmesiyle oluşturulan bir müze var. Eskişehir'de var. İşte Aynalı Kavak aslında. Bir de bazı özel kişilerde çalgılar. Fakat bunların hepsi birer obje niteliğinde. Onu Yani diyeceğim. Yani orada müzecilikten ziyade bir koleksiyon ve sergi var. Yani teşhir ediliyor ama kesinlikle müzecilik yani yok yani orada. bunlara müze diyemeyiz. Aynen öyle. Bunlara dediğim gibi koleksiyon Evet. dememiz mümkün. Evet. Cansız varlıklar, Evet. ruhsuz olarak onlar orada Evet. duruyorlar. Teşhir Sen de ediliyor. gidiyorsun, bakıyorsun, aa diyorsun. Bu neymiş böyle ya? Ne biçim manda şeyleri var, burguları var, telleri var. Allah Nereden bulmuş bu kadar kalın büyük yılan derisi? Bu Ahmet'e bak şimdi. Bomba biraz öyle oluyor bomba çünkü diyorsun. seyirlik bir şey yani seyirlik yani müze Evet. dediğimiz şey Ya diyorsun bambaşka bir disiplin. bu kadar büyük su kabağını nereden bulmuş bu ya diyorsun. Bizde hiç böyle bir su kabağı. Bu Allah'ın kabağını nereden bulmuş? Evet. Evet. Ya vay diyorsun Allah'ın kabağı ne arıyor? Şimdi Müzecilik tabii bambaşka bir şey. Yani müze olayı kapsam ama çok herhalde güzel bir gelişme var. Bu yeni yapılan Atatürk Kültür Merkezi içinde size tavsiye evet. edilen bir yer var, değil mi? Evet. İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi inşaat halinde. Bu inşaat işte bitmek üzere artık bir ertelemelere girdik. 19 Mayıs'ta açılıyordu. Evet. Tekrar bir süreç bu pandemi nedeniyle Evet, evet, bir takım evet. şeylerde aksamalar Tabii her şey olumsuz oldu. Bir takım etkilendi. gecikmeler oldu. Ayrıca bu pandemi döneminde açılmasının da çok bir şeyi Tabii, olmayacak. tabii, tabii. Avantajı olmayacak. Bu nedenle şimdi sonbahara ertelendi açılışı. Adada Kültür Merkezi'nin içinde 3 katlı bir yapı yapılıyor Çok güzel. müze Çok güzel. olarak. Bunun ikinci katı tamamen çalgılara ayrılıyor. Fakat bizim işte birinci katı bizde dünyada biz şeklinde müzik olarak bir Öyle bir mesaj teması var. Evet. girmesi. İşte Mezopotamya'daki Evet. çalgılar, Hitit çalgıları, bu tür tarih öncesi, işte antik Evet. dönem Evet. çalgılarının resmedildiği veya bir şey Anadolu Evet. bağında anlatıldığı, dünyaya bir mesajın verildiği bir bölüm olacak. Şimdi tabii müzik müzesi dediğimizde, örneğin Moskova'da Glinka Müzik Müzesi'nde 1 milyon adet obje var. Yani ve bu 1 milyon ne Stradivarius kemanlar, Amati kemanlar orada sergileniyor ve açık çalgı yapımcısı var. Çok iyi bir çalgı yapımcısı. Ekibi var orada. Ve o Stradivarius keman orada atıl vaziyette durmuyor tabii ki. Tabii. Yani çalgı müzede ama aynı zamanda icra edilebilir tarzda. Şimdi tabii kimi çalgılar obje niteliğinde tutuluyor müzede. Kimi Tabii. çalgılar ise canlı icra edelim. Çünkü
her çalgı şey olarak gelmeyebilir, icra edilebilir boyutta gelmeyebilir. Kimisi de görsel olarak günümüze ulaşmıştır. Çünkü sonuçta bu birer tahta. Mesela Slovenya Müzik Müzesi'nde 60 bin yıl öncesine tarihlenen Dibjebabe mağarasında bulunmuş bir ayı kaval kemiği var. Mağarada bulunmuş ve bunu ne yapmış? O mağaranın filmini çekmiş, bu ilk bulunduğu şeklini çekmiş, toprağın altından onu çıkarırken baş tarafı kırılmış, iki deliği kalmış ve bunu orada bir mizansen yaratmış ve bunu bir müzisyen almış, Albinoni'nin adagiosunu çalmış. İki delikle. Müthiş. İki delik ne yapıyor? Hem dudağını kullanıyor, hem nefes şiddetini kullanıyor, hem parmaklarıyla delikleri açıp, yarı açıp kapamayla kullanıyor. Bir de aşağıdan buradan şeyini değiştiriyor ve onun içinden Albinoni'nin adagiosunun iki delikli çalgıyla çalıyor ve bunu 60 bin yıllık çalgı yani, olarak inanılmaz. Da İvan Türk diye bir araştırmacı bunu yapıyor. Bu mesela tam bir müzik müzeciliği. Tabii. Örneği. Yani mağaradan buluyorsunuz. Şimdi Libya'da 100 bin yıllık kemik kavalı var. İşte bizim Ağlasun, Sakalassos, Burdur kazılarında bulunan çığırtma var ki o çığırtma kartal kanadı kemiğinden 2000 yıl önce senin. Bugün de yapılıyor o çığırtma Sayın Tabii. Mehmet Bede tarafından ve o 2000 yıllık çığırtma ile bugün yapılan çığırtma aynı. Hiçbir fark yok. Hı hı. Ve bunu İzmir Devlet Korosu eski müdürü çalgıları yeniden restore eden, imal eden İzmir Müzik Müzesi'nde çalgılarını verip İzmir Müzik Müzesi'nin kurulmasını sağlayan Sayın Güner Özkan 2000 yıl sonra çalıyor. Bunu ben YouTube'da yayınladım. Evet. Kemik flüt tarzında. İşte bu da bir müzik müzeciliği ama 2000 yıllık çalgıyı alıp onu çalmak ve günümüz çığırtmasıyla karşılaştırmak. Örnek veyahut da aynı çığırtma Moldova'da çalsın çırpma oynayalım şeklinde tabii, bir tabii, türkü tabii, var. Tabii, tabii. Şeyde Moldova'da çalsın çırpma oynayalım. Şimdi onlar da çırpma diyorlar ama onların çırpmaları tahta, ağaç aynı kartal kanadı kemiği gibi incecik ama malzemesi ağaç. Evet. Bizdeki kemik. Yani şunu diyebilir miyiz? O müzik müzesi hayata geçtiği zaman aslında bizim açımızdan da yani müzik kültürümüzün boyutlarını tanımak, çeşitliliğini tanımak ve ayrıca arkeolojik zamanlardan günümüze çalgı kültüründeki varsa devamlılıkları, benzerlikleri, coğrafya bakımından çeşitlenmeleri çok somut olarak görme ve yaşama imkanı, tecrübe etme imkanı herhalde olacak. Bir de müzik müzesi olunca hiç şüphesiz onun yayınları, konser etkinlikleri, konferansları yani çok yönlü faaliyetleri de gerçekleşecek. O yüzden çok ciddiye alınması, geç kalmışlığına rağmen de alkışlanması gereken bir proje sanıyorum, değil mi? Müzik müzesi. Kesinlikle. Tabii burada bilinç çok önemli. Şimdi evet. Siz bir müzik müzesine, arkeoloji müzesinin müdürünü atarsanız bu dediklerinizin hiçbirisi olmaz. Evet. İşte burada müzikoloğa, organoloğa ihtiyacımız var. Tabii. Şimdi organolog derken sadece bir çalgının tarihini araştırmak değil. Bizde organolojide çalgılar tarihi olarak algılandı yıllar boyu. Evet. Yani hala da konservatuvarlarımızda çalgı bilgisi dersi var. Hepsi çalgılar tarihi. Evet. Veyahut da bak bu bağlama, bak bu gitar, bak bu keman. Yani uzmanlaşma gibi. Konusunda orada da gene çok ciddi sorunlar var. Çok ciddi sorunlar var. Evet. Şimdi biz müzik müzesi dediğimizde bunların canlandırılmasını hayal ediyoruz. Bunların tekrar gündeme getirilmesini hayal ediyoruz. Bir güzel müzik oldu. Müzesi dediğinde yaşayan çünkü çalgıların hepsi bir heykel, eski antik heykel gibi etnografya müzesinde veyahut da orada sergilenen
eski tabak çanak veyahut da eski kostüm, onlar durağan ama bir çalgı durağan değil. Tabii. Bir çalgı bir ses veren nesneler. Onun için bunların değerlendirilmesi gerekiyor ve bu mantıkta ve bu şekilde yeni bir alan da doğacak, yeni Kesin. bir mesleki alan da doğacak. Biz Tabii. bu nedenle zaten işlevsel müzikoloji diyoruz. Doğru. Çünkü müzikoloji artık tarihi şöyle, ses sistemi böyle, tamam bunlar da güzel ama artık bıktık, 40 yıldır sempozyumlarda hep Doğru. aynı şeyler. Oraya hemen değinelim mi? Yani Türkiye'de şimdi müzikolojinin çok büyük bir köklü bir geçmişi yok. Kurumsallaşması da çok yeni. Bir de hakikaten çok kişisel seviyede bir özel ilgi olmaya hala devam ediyor. Yani kurumsallaşma bakımından Türkiye'de müzikoloji Çok alanında doğru. yapılanları nasıl değerlendiriyorsun? Yani müzikoloji aslında neler sağlayabilir ama mevcut haliyle durumu nasıl? Çünkü bununla ilgili sen çalıştay ve yayın da yaptın. Değerlendirirsen çok sevinirim Ayhancığım. Evet, ya bu müzikolojinin ne olması? Şimdi bir kere kurumsallaşma konusunda büyük eksiklerimiz var. Evet. Müzikoloji bölümlerimiz kurumsallaşma açısından güzel bir adım ama ya her şeyi kuruyoruz da içini dolduramıyoruz. Aynı sorun. Yani müzikolojide de içini dolduramadık. Oransay çok erken öldü, Gültekin Oransay. Gerçekten Evet. yani ben Gültekin Oransay'ın Türkiye'nin ilk akademik müzik bilim okulunun kurucusu, onun öğrencisi olduğum için biliyorum. Bunun büyük bir şans olduğunu daha iyi görüyorum tabii. O zamanlar Tabii. belki görmüyordum. Müzikoloji bir işe yaramalı. Yani bir işlevi olmalı. Evet. Bu orkestraya mı olur, metotlara mı olur? Daha henüz bir metot yazma yöntemi bile tespit edilmiş değil. Eleştiri bağlı ve de kimse kimseyi de eleştirmiyor artık. Ve Evet. eleştirmediği için de işte bu akademik titirler meselesi müzikolojide bir de şu var. Akademi, üniversiteyle şey, müzik üniversiteyle barışamadı, akademiyle barışamadı. Yani bu geleneksel müzik uğraşanları akademiyi Evet. benimseyemediler. Bilimle müziği barıştıramadılar. Barıştıranlar da müzisyen olmadı. Evet, bir tür cemiyet faaliyeti hala devam ediyor, değil mi? Yani böyle hani o amatör topluluk ruhuyla yürütülen, yani bir türlü akademik disiplinin sahip olması gereken üretim, araştırma, kendini yenileme kapasitesi, bilgi, uygulamalar, deneyler, eğitimin kalitesinin arttırılması, yayın, akademik yayıncılığa verilecek önem. Yani bu konularda birçok faaliyet hep çok geriden geliyor gibi, değil mi? Kesinlikle ve yayın sayısı çok az. Ha, Hakemli dergi olayı bol bol var. Parayı bastıran işte 900 liradan açıyor, bir 1000 dolardan açıyor bir akademik Hakemli O da çok büyük bir dergi yozlaşma. Büyük bir yayın ücreti. yozlaşma. Sonra sempozyumlar paralı. Zaten ben dediğim gibi ne zaman sempozyumlar paralı oldu bu iş bitti. Ne Evet. zaman ki Hakemli dergiler ücretli oldu, bu iş bitti. Parayı bastıran yayınlattı. Şimdi ben hiçbir sempozyuma gitmiyorum artık. Şimdi yani gitmemin de bir manası olmuyor. Ve kurumsallaşma ileri gideceğine sürekli geriliyor. Diyorum ki ya kardeşim niye o zaman sen buna doçentlik veriyorsun? Çok yaşandı bu. Vermiyor. Sonra o itiraz ediyor. Onu o jürilikten çıkarılıyor, jüri üyeliğinden. Yerine Hop bir başkası. başka şey yapıyor. Öbür kişi gene doçent oluyor veya profesör Ayhancığım hep oluyor. aynı biliyor musun? Aynı şey en yalın diye düşüneceğimiz dergi hakemlik süreçlerinde bile yaşanıyor ve akıl almaz uygulamalar. Yani fiilen Türkiye'de yapılmakta bunlar tabii alanımıza çok büyük zararlar veriyor. Yani Tabii. yayıncılık açısından, eğitim kalitesi açısından, kazanılan ünvanlar açısından yani aslında biliyorsun meslek örgütleri ya da eski lonca sistemi yani her şeyin kendine göre bir etiği olması lazım. Bir takım temel prensipleri olması lazım. Bu konulardaki özellikle son dönemlerde tanık olunan olayların pek çoğu büyük bir yozlaşma içinde olunulduğunu acı bir şekilde gösteriyor. Yani bıraktık bilgi üretimini araştırmayı, bir de işlerin yapılma biçiminde açıkçası etik dışı çok uygulama var. Kesinlikle. Ve Evet. her şey yapanın yanında
kalıyor ve bir Aynen süre öyle. sonra unutuluyor ve unutulduğu için de ya boşver boşver kardeşim diyor. Sen Aynen öyle. prosedürü tamamla, biz gerisini hallederiz Hallederiz. şeklinde bir Evet. Sistem, yol Evet. almış başını gidiyor. Şimdi Musiki Dergisi, 2007'de ben Musiki Dergisi'ni kurdum. Evet. Çünkü bir dergi eksikliği vardı, basılı dergi. Ve Evet. internette 2000'lerde yeni çıkmaya başladığı için Evet. interneti niye kullanmayayım dedim bu dergicilik konusunda. Tabii bütün, aynen bu dergicilik meselesi hep böyle olmuştu. Tekil insanların peşinde Tabii tabii. gitmiştim. Biz bu dünyadan göçünce Musiki Dergisi de yani belki birisi alır tabii bilmiyorum. Belki O bu büyük bir sefer katkı Ayhancığım. Yani ben onu her zaman söylüyorum. Senin o yaptığın çalışma hala güncel olarak çok önemli katkılar sağlayan büyük bir platform halinde Türkiye için, hepimiz için çok değerli. O yüzden mesela senin o çaban, o girişimin ve sadece ortaya koyduğun o musiki dergisi ortamı her anlamda her tür övgünün üzerinde, çünkü her bakımdan büyük katkılar sağlıyor. Sana sonsuz teşekkürler ediyoruz yani. ben de teşekkür ediyorum. Tabii yani bunlar hep böyle özveri falan diyoruz da. Yani neyse maaşımızı alıyoruz. Orada bir kısmını oraya yatırıyoruz yani. Şimdi Hobi. şey değil, reklam da almıyoruz. Kimse de reklam vermiyor zaten. Ha bir hesap numarası yazıp buraya bağış gönderebilirsiniz. Bu da pek bana, kendime konduramıyorum. Böyle bağış gönderin tarzında bir ibareyi, bir hesap numarası koymayı. Ve bu şekilde sürdürüyoruz. Ha diyorlar ki niye hakemli dergi yapmıyorsun? Çünkü hakemli dergi yaptığımda o zaman mutlaka çevremiz geniş müzikoloji camiasında diye mutlaka bir arkadaşımla ya benim yazımı yayınlamadın tarzında Yani bir mutlaka bir tartışma sıkıntıya yol açacaktır. olacaktır. O nedenle de ben hakemli dergi yapmıyorum. Hakemli olsan olur, hakemsiz olsan olur. Zaten yeterince hakemli dergi var. Ama hakemli dergiye günde bir kişi giriyor internette. Ve Doğru. bizim Moski dergisini 1.000 kişiyi asmış, Tabii, aşmış. tabii. Daha dün dergi yine baktım kapanmış. Hosting sahibini aradım şirketini. Trafiği çok aşmışsınız diyor. Yani çok kişi girdiği için daha fazla para istiyor, vermem gerekiyormuş. Aylık trafik çok kişi girdiği için daha bir Ayhancığım, yüz. bir kardeşin olarak o derginin ayakta kalması ve devam etmesi için üzerime düşen her şeyi yapmaya her zaman hazırım. Onu Vallahi açık çok açık söyleyeyim. sevinirim. Tabii ki de. Çok sevinirim. Çok da Tabii ki de. mutlu oluruz. Tabii ki de. Olurum. Tabii ki de. Ve bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Çünkü bu dergi aynen dediğim gibi artık yayılım, etkileşim alanını çok genişletti. Çok çok tabii. Ve Bir bence çok takım etkili. şeyler ve ben bu konuda yalnızım. Yalnız artık Tabii yoruluyoruz. tabii tabii tabii. Yani böyle bir takım böyle yardımlara ihtiyaç oluyor. Doğru söylüyorsun. Teknik olarak geliştirilme bağlamında. Ne Doğru. bileyim bir iki belki reklam alınabilir, reklam alınırsa Mutlaka da alınmalı, evet. gibi bunlar tabii ki iş ciddiye bindiğinde konuşulur, edilir. Ama bundan bir çıkar beklediğimiz plan yok. Sadece bir müzikoloji arasında bir iletişim kanalı. Ve bu konuda bir de bu korolar meselesi var. Mesela korolarla ilgili de bir çalışmanın yapılması mutlaka Onu gerekiyor. nasıl Çünkü değerlendiriyorsun Ayhancığım? Yani orada gördüğün temel sıkıntı ne? korolar birbirinden çok kopuk. İşte şefi oyun havası oynayanından tut. Buna da belki ihtiyaç var yani. Şef ellerini açıyor, oynuyor. Güzel. Seyirciler de gülüyor. Eğleniyor yani. Ha bir eğlence yerine git. Ciddi konser salonunda eğlence olamaz mı? Olabilir ama bunun derecesi şiddeti ne Ayhancığım keşke bunu olmalıdır? söylemeseydin. Yani ne olur derecesi bizde biraz dörtte üçü ciddi olup dörtte biri eğlence olması gerekirken bizde dörtte üçü eğlence dörtte Ayhancığım bir biri şey ciddi sorabilir miyim? Evet. o dörtte biri de
Bütün izleyiciler ah şu dörtte bir geçse de dörtte üç Bir diye. şey sorabilir miyim? Şimdi ben yanlış bilmiyorsam bu özellikle bakanlığa bağlı koroların her birinin bir sanat kurulu var. Ve o sanat kurulunda üye olanlardan birisinin de mutlaka müzikolog olması lazım. Doğru mu? Doğru. Daha önce Kaç de çalgı tanesinde var bilinci olması. müzikolog? Evet. Öyleydi. Bir de organolog vardı sanat kurulunda. Evet. Yani Vardı. Bunlar daha var mı sonra o yok. kadrolar var mı? Hiçbir zaman için onlara bir de bakıyorsun. Lise mezunu sen sanat kurulunda ne senin şeyin? Müzikolog. Ama yıllarca zaten gazetecilere ne müzikolog titirleri yapıştırılmıyor mu hala? Yani müzikolog diyor. İki kelime yazmış müzikle ilgili. Hemen müzikolog. Yani büyük müzikolog. Bazen de büyük küçük şeyleri Ayhancığım, bir de ekleniyor. şöyle bir temenniler, yani sahip olduğumuz imkanlar açısından böyle bir gelecek vizyonu çizsek. Çünkü evet, gerçekten çok sayıda sorun var. Bunca kurumsallaşma, bunca kadrolaşma ama hala yolun başındayız hissini bir türlü yenemiyoruz, aşamıyoruz. Yani bu Kesinlikle. imkanlara bakarak bir de yapılabilecekler ve hani hakikaten geleceğe neye bakarak daha ümitli olabiliriz? Ne olması sence daha isabetli olacaktır? Neler yapılması? Valla Okan'cığım bütün bildirilerin sonunda yapılması gerekenler şeklinde bir liste şey yapılır. Bu bir geleneğidir. Ödevlerde, sempozyum bildirilerinde, panellerde, panel sonuç bildirgelerinde neler yapılabilir? Hayda, yapılır. Şu yapılmalıdır, bu yapılmalıdır. Tamam. Bıktık. Yani Bıktık diyorsun değil mi? Artık yapılması bıktık. lazım yani. Hiçbir şey yapmayın. Yani kendinize gelin. Çok güzel Yani ya. yapılmayanları görün tarzında bana demek geliyor. Neyi yapamadığımızı bilirseniz, neyi yapmak istediğinizi anlarsınız. Şey diyorum ben, işlevsellik, fayda. Yani bu benim yaptığım şey topluma, benim çevreme, yakın çevreme ne fayda sağlayabilir? Katkı sağlama. Bunu düşünüyorum. Yani bu tamamen bir düşünce şekli, fayda odaklı, topluma fayda odaklı bir düşünce tarzını benimsersek her yaptığımız işi ya faydalı bir şekilde yaptığımızı düşünürsek o zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Yoksa hani şunlar yapılmadı, bunlar yapılmadı. Çünkü bir sürü sempozyum sonuç kitapçığında bu neler yapılması gerektiği hep dinleniyor zaten. Bunun artık bir işleve dönüşmesi. Bu nedenle de bu şimdi Facebook şeyinde böyle bir şey başlattık. İşlevsel müzikoloji Çok diye. güzel. İşte ne yapmış? Mesela çok ünlü bir profesörümüz almış eline halkalı lifi. Alıyor. Terapi bir de şey başlığın ismi. Terapi. Bir de onu sıvazlıyor şimdi. Halkalı lifi. Bu Halil'e ye diyor. Bunun ismi diyor Halil'e diyor. Halkalı defe Halil'e diyor. Gerile gerile. Bu diyor düm tek tek düm tek. Bu diyor Sofyan diyor. Diyek koyuyor. Sofyan. Gibi bunun gibi Türk aksığı vuruyor. Sofyan diyor. Falan böyle şey aksak vuruyor falan böyle. Yani şimdi İşte bunların yapılmaması için işlevsel müzikoloji. Şimdi o müzikolojide bu adamı kardeşim sen yanlış yapıyorsun. Aklına ermeyen işlere burnunu sokma. Demek bir işlevsel müzikolojidir. Yani çünkü ben onun Halil'e olmadığını biliyorum çünkü. Vatandaş onun Halil'e olmadığını bilmez. Bunu ben onun Halil'e olmadığını, Halkalı Def olduğunu veya başka kültürlerde başka isimlerle alındığını fakat ben Anadolu'da kendi ismimi söylemek zorundayım. Başka kültürlerdeki ismini. Bu ayrı konu. Başka kültürlerdeki isimleri benim Anadolu'daki isim meselesi. Yani burada da boyutlama. İşte burada da işlevsel müzikoloji.
devreye Peki. giriyor. Ayhancığım çok çok teşekkür ediyoruz. Yani özellikle bu işlevsel müzikoloji mesajı bence söyleşimizin sonu bakımından da çok etkili oldu. Yani biz istiyoruz ki bilgi üretimi de toplumumuza katkı sağlasın, alanımıza, meslektaşlarımıza katkı sağlasın. Bu yönüyle de müzikolojiyi özellikle işlevsel kılabilmenin çarelerine bakmamız lazım. Bu manada bugünkü bu çok değerli görüşlerin için, katkıların için, değerlendirmelerin için çok çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki bir başka söyleşide yine bir araya gelir. Daha farklı konular üzerinde daha uzun soluklu bir söyleşi gerçekleştiririz. Sağlığına dikkat etmen dileğiyle çok çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Senin gibi değerli bir müzik insanı Ejder, senin gibi değerli bir müzisyenle, senin gibi değerli bir müzikolog, müzik araştırmacı olan bir müzik değerimizle sohbet benim için çok zevkliydi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.